Entity'den uzaklaşalım. Şuradan da uzaklaşalım. Share kısmına. Admin kısmına. Sidebar kısmında yüksek ihtimal bizim menümüz olacak arkadaşlar. Şuraya hemen bir image getirelim. Uploads kısmında pardon upload'un içerisine, image'in içerisine. Bizim bu arada şu login'de de ve diğer tarafta da modelden veri almamız gerekiyor. Şuradan modeli yazalım arkadaşlar tekrar. Add model e-ticaret nokta models nokta view model index view modeli belirtmemiz gerekiyor. Bu arkadaş ne? Model nokta site et model nokta site nokta logo image nokta at model nokta site nokta logo extensions olarak bu veriyi getirelim. Bu arada bunların aynısını şurada da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu remember'da da ve işin login tarafında da bu şekilde bir gerçekleştirme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Pardon. Şu an veri tabanından alıyor artık. Girişimiz olduğu için. Şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık logoyu veri tabanından alıyor. Şu hangi firma logosu gerçekleşiyorsa onun logosu. Yanına da işte ne diyeyim artık. Neredeyiz şu an? Sidebar'dayız. Ya da admin panel yazalım arkadaşlar. Span oluşturalım bir. Bir BR ile durumu kotarabiliriz. Hangi firmanın logosu varsa arkadaşlar onun içerisinde admin panel aktivitesini gerçekleştirebiliriz. Şu arkadaş büyük olabilir. O yüzden bu sorunu çözmek için şuraya bir visit değeri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Sanırım 100 işimizi görür gibi geliyor bana. Yani standartlaştıralım diye düşünüyorum. 100 yapsam nasıl görünecek? Çok büyük görünecek. 80 galiba kafi gibi görünüyor bana. Evet. Hangi firma olacaksa arkadaşlar o firmanın altında admin panel yazacak. Yani firma logosu ve admin panel yapısı
oluşacak. Şuraya tıkladığımda da bana admin diyecek arkadaşlar. Mantıklı olan o. Evet. Şurayı tamamladık. Dashboard kısmına şuraya ne diyeyim? Çok böyle ahım şahım aktiviteler gerçekleştirecek miyiz diye bakıyorum. Şuraya settings diyeyim arkadaşlar. Şuraya utils diyeyim. Şuraya da page diyeyim. 3 tane sayfam olsun. Da face olsa benim işimi görür gibi arkadaşlar. Hatta products diyebiliriz. Yukarıdan itibaren yavaş yavaş gelelim settings kısmında arkadaşlar. Yani ne olabilir? Bir settings kısmında neler olabilir? Onunla ilgili bir fikir birliğine varalım. Sonra da yavaş yavaş yapımızı oluşturalım. Şimdi settings'te arkadaşlar bizim ayarlar vardır. İşte ne diyeyim artık site ayarları vardır. Bir de iletişim ayarları vardır. Yani sitenin genel ayarlarının olduğu bir yapıdan bahsedebiliriz burada. Buradan direkt setting kısmında genel ayarlar ve iletişim ayarları olmak üzere iki ayrı şey yapabiliriz arkadaşlar. Grup ayrı oluşturabiliriz. En yukarıdan başlıyorum ben. Site settings şuraya da contact settings diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz onu Türkçe'ye de çevirebiliriz arkadaşlar. Hatta admin paneli tamamen Türkçe yapalım mesela. Dashboard artık Türkçe'ye girmiş bir kelime. O yüzden şuraya ayarlar diye değiştiriyorum arkadaşlar. Genel ayarlar. İletişim ayarları. Genel ayarlar, iletişim ayarlar arkadaşlar.
Buraya hemen şey yapalım. Genel ayarlar diyelim. Genel ayarlarda ilk yapacağımız arkadaşlar bir logo güncellemesi bizim için önemlidir. Logo. Hemen logo aktivitesini gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu ne olsun? Admin'in içerisinde. Hem aynı zamanda resim aktivitelerini de görmüş oluruz arkadaşlar burada. Şurada diyelim ki logo güncelle. Sonra da genel bilgiler diyebiliriz arkadaşlar. Admin diyelim, settings diyelim. İçerisinde logo. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar şey 3'e çıktı. Yapı 3'e çıktı. Admin settings logo. Bu yapıda admin settings general info diyelim. Şöyle ayıralım mı yoksa bir arada mı yazalım? General diyelim direkt. Sonra işte başka ne olabilir arkadaşlar? Varsa bir kısa tanıtım şeyi olabilir. Bizim genel bilgilerin içerisinde gerçi o da olabilir. Çok önemli değil. Kontak kısmına gelelim. İletişim ayarlarına gelelim. Şuraya iletişim ayarları diyelim. Buraya kontak diyelim arkadaşlar. Şurada iletişim. İletişim diyelim. Şuraya gideceği yere de admin settings kontak diyelim arkadaşlar. Şu SMTP mail işlemleri diyelim arkadaşlar. Mail. Mail ayarları. Admin. Settings. Buraya SMTP. Buraya SMTP diyelim arkadaşlar. Oradaki bilgileri de değiştirmemiz gerekebilir. Burayla ilgili başka bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. İletişim ve SMTP'den sonra çok da bir olayımız yok. Bir de arkadaşlar yönetici ayarları var. Şöyle bir olaya tekrar girelim. Şurada ne diyelim arkadaşlar? Yönetici ayarları. Admin'in profili. Profil. Bir de admin'in parola işlemleri var. Şifre.
Şifre değiştirme olur arkadaşlar. Şifre güncelleme de olabilir. Bu ya da password diyelim arkadaşlar. İsimleri hala Türkçe, İngilizce götürmeye çalışıyorum şey olarak. Bağlantı isimlerini arkadaşlar. Şurayla ilgili bir sıkıntımız yok artık. Şimdi şöyle bir olay var. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şuranın aktif olması ve logonun aktif olması durumunda şunun açık olması gerekiyor, logonun aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle en baştaki yapıyı arkadaşlar diyeceğiz ki şuradan bakarsak arkadaşlar Now it item ayarlar bölümünde Now item'ı görebiliyoruz değil mi arkadaşlar ayarlar bölümünde. Bu arkadaş içerisinde yüksek ihtimal Now item'ın içerisinde bir aktif diye bir seçenek vardır. Genelde olur arkadaşlar ana şeyin içerisinde. Şöyle yaptım mı? Bunun aktif olduğunu artık bakayım genel ayarlar. Şu an aktif. Aktif olduktan sonra bir de bu arkadaşın açılması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Collapse kısmında. Nerede bu? Şuraya arkadaşlar show dersem şu an bir genel düzenleme gerçekleştiriyorum. Bu işlemi gerçekleştirdim. Now item'ı aktif yaptım. Collapse'ı show yaptım. Pardon. Collapse to ID içerisinde miydi? Pardon. Şurayı show yapacağım arkadaşlar. Yanlış yere gittim. Class collapse show. Şu işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bir de burada mesela logo kısmındayken buranın da aktif olmasını istersen şuraya da aktif yazacağım gibi geliyor bana. Şöyle yaparsam şu an bu. Bakın şu an şeylere bakarsak arkadaşlar action bilgilerine bakarsak action bilgilerinde mesela ben şuraya logo diye bir action oluşturacağım. Şuraya general diye bir action oluşturacağım. Şuraya contact diye bir action oluşturacağım. Şuraya SMTP diye bir action oluşturacağım. Şuraya profile diye bir action oluşturacağım. Şuraya da password diye bir action oluşturacağım. Yani bu actionlar olduğunda bu action'lardan herhangi bir tanesi geldiğinde bura aktif olacak. Bura aktif olacak arkadaşlar. Şurada show olacak. Ve sadece logo olduğunda burada aktif olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir ayarlama işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. O yüzden bana action name'i öğrenmem gerekiyor. Ya bir action name bilgisini benim almam gerekiyor arkadaşlar. Hangi action'da olduğumu göstermem gerekiyor. Daha önce hatırlarsanız normal işlemde, normal sayfalarda iletişim ve blog sayfasında arkadaşlar action name'e göre ne yapmıştık? Aktif yapma işlemini gerçekleştirmiştik. Aynısını burada da gerçekleştirelim. Evet. Hemen bir tane değişken oluşturalım arkadaşlar. Var. Var action. Name diyeyim. Action diyeyim. Var action diyeyim arkadaşlar. Çok böyle zorlamaya gerek yok. Var action eşittir. View context'in içerisine arkadaşlar. Daha önce yapmıştık bu işlemi. Root data'nın içerisine. Values'un içerisinde. Actions içerisine. Action değerini bana to sending'ini ver diyordum arkadaşlar. Şurada bana şu an artık action ismi veriliyor arkadaşlar. Diyeceğim ki arkadaş eğer action'ım şu 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 ise burayı aktive et diyeceğim. Yani şu ayarı gerçekleştir. Ama gerçekleştiriyorum arkadaşlar kodlamamı.
Diyorum ki eğer diyorum action'ın bu ise bunu gerçekleştir. Şu ise şunu gerçekleştir gibi aktivite gerçekleştireceğim. Şöyle bir add koyuyorum arkadaşlar. Ve işlemimi gerçekleştiriyorum. Action değerim eşit eşit diyelim ki şöyle yaparsam logo ise action değerim logo ise buraya aktif yazdır. Değilse hiçbir şey yazdırma. Pardon. Şöyle bir işlem gerçekleşti. Şu da dedim ki eğer logo yapım işte ne diyeyim action name'im logo ise bunu gerçekleştir. Değilse gerçekleştirme. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şu değerleri şu şekilde yapayım. En azından bana kızmasın. Şu arkadaşları çift tırnakla götüreyim. Değerleri. Şöyle daha mantıklı bir çalışma oldu arkadaşlar. Eğer dedim action'ım logo ise burayı aktif yap. Sadece log olması yetmiyor veya action'ım yani bulunduğum action işte logodan sonra ne vardı arkadaşlar? General vardı. Hatta şuraya sitede diyebilirim arkadaşlar. Hatta info diyebilirim. Logo, info veya şöyle gideceğim arkadaşlar. Veya kontakt veya SMTP veya profile buraya direkt admin ne diyebilir mi? Admin mi? Profil diyeyim daha mantıklı. Profile ya da password ise burayı aktif yap, değilse hiçbir şey yapma. Aynen şunu alıyorum arkadaşlar. Bunun aynısını şuradaki kısma da uyguluyorum. Bu arkadaş kızmasın diye şunu şuna dönüştürdüm arkadaşlar. Burada da show diyorum. Şurada da sadece bir tanesini kullanacağım arkadaşlar. Sadece admin logo isteyeceğim. Şunu da değiştireyim bu arada. Logo kısmındayken şunları arkadaşlar siliyorum. Tek bir opsiyon bırakıyorum. Evet, şunu aynı hepsine uygulayacağım arkadaşlar. Buradan sonra bunu uygulayacağım. Bunun adı ne arkadaşlar? Info. Sonra kontak kısmına geçeceğim arkadaşlar. Tek tırnağa dönüştürüyorum şunları.
Bu arkadaş ne? Kontakt. Yani çift tırnak kalsa bir şey olur mu? Olmuyor ama öyle hata veriyormuş gibi görünüyor. O da keyif almadığım bir durum olduğu için ben de tek tırnağa dönüştürerek bu sorunu çözmüş oluyorum arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Bir de aynısı burada var arkadaşlar. Profile. Şunu da zaten kullanacağız. O yüzden şunu da sileyim. Tek tırnağa dönüştüreyim. Şu arkadaş profil. Şu arkadaş da password olduğunda. Bu arkadaşlara ulaşabilir. Yani şu an herhangi bir şey yok, ayar yok. Bunlardan herhangi bir tanesi aktif olduğunda burayı aktive edecek arkadaşlar. Action name geldiğinde hemen bir tane logoyu oluşturalım arkadaşlar. Admin kısmında, admin controller kısmında. Şöyle bir yapı. Şu indeksten sonra kullanacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş buraları. İndeks kısmı daha sonra yavaş yavaş dolduracağım. Bu logo olduğunda burada işte ne diyeyim artık admin'den sonra settings vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Admin settings logo geldiğinde logoyu çalıştırsın bana arkadaşlar. VMode logo. Logo sayfası arkadaşlar benim şuradan page'lere bakarsam eğer bir tane form sayfası falan varsa bak burada forgot password falan varmış, her şey varmış bakın. İyiymiş aslında bura. Şuradan bakalım bir forgot password'u nasıl yapmış. Neyse çok önemli değil arkadaşlar, oraya geçtik. Bir bana güzel bir form sayfası gerekiyor. Şuradan gideyim bir statik yapısına bakayım. HTML. Admin kısmına bakayım arkadaşlar. Güzel böyle keyifli bir yapı var mı diye. Böyle bunu kullanacağım gibi geliyor bana. Tarz şeyler kullanacağım gibi geliyor bana. Form grup kullanacağım gibi. Ekstra böyle şık bir yapı var mı diye bakıyorum. Cards. Şurada işte ürün sayısı, potansiyeli, ne kadar satılmış, ne kadar satılmamış. Forgot password neymiş arkadaşlar. Direkt bunu kullanabilirdik. Çok önemli değil. Register'da da böyle şeyler mevcut. Başka order kısmına bir bakalım arkadaşlar. Rotate aktivitesi var. Drop down aktivitesi var. Çok böyle bir şey yok. Anlaşılan bir şey yok arkadaşlar. Mecburen ne yapacağız? Kendi bildiğimiz yoldan gideceğiz gibi görünüyor. Zaten bootstrap olduğu için çok da uğraşmaya gerek yok. Hemen localhost admin yapalım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar şurayı temizleyeceğim. Şurayı temizleyeceğim. Ve logo ile ilgili kısımda arkadaşlar. Şurayı kullansam yeterli herhalde geliyor bana. Herhangi bir yeri kullansam yeterli olacak gibi geliyor.
İndeks sayfasının bir örneğini alıp bunu logo olarak değiştireceğim. Neredeyim? Buradayım. İndeksi aldım. Kontrol V yaptım. İsmini logo dedim. Ve güncelledim. Artık bir tane şeyim var. Bir sayfam var. Hatta şöyle yapalım bir. Hapa. Logo güncelle deyince bakalım. Settings logo geldi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere. Şurada bir yerde bir sıkıntım var. Çünkü artık şeylerden bir tanesi logo. Bu arada L'sini büyük mü yapsak diye düşünmeye başladım şimdi. Neredeyim ben? Sidebar'dayım arkadaşlar. Bu arada burayı da aktif yaptım. Şuraya da bu verilerden çekmem gerekiyor. İkinci yapı olarak nereyi yapmıştım ya? Şurayı yapmamış mıydım? Neyse. Şurayı aktif yazdıracağım arkadaşlar. Bir saniye. Kontrol C. Şimdi tek tırnağa dönüştüreyim. Şunu şöyle L'yi büyük yapalım arkadaşlar bir. Şöyle bir olaya girelim. Süper oldu arkadaşlar. İstediğim şey gerçekleşti şu an. Bunların ilk harflerini demek ki büyük yapacağız arkadaşlar. Info, kontakt, SMTP, profile ve password diyeceğiz. Şunların ilk harflerini büyük yapalım ki İleride sorun yaşamıyorum. Evet. Logomuz nerede? Logomuz burada arkadaşlar. Burayı yavaş yavaş temizleyeceğim yani. Çünkü buraya benim ihtiyacım yok. Şuradaki roba ihtiyacım yok. Content roba ihtiyacım yok. Hemen şurada content row'u siliyorum. Bakalım bir. Aynı zamanda görsel tarafa da bakalım. Şu arkadaşı 12 yapıp yedi şu an.
Bunu 12 yaparsam sorunumu çözmüş olacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu da 12 yapacağım. Başka diğer taraftaki veriyi de sileceğim. Bir kartı da sileceğim arkadaşlar. Kartın bittiği yer ya da bir kartın kendisini alayım. Şunu 12 yapayım. Şunu da 12 yapayım arkadaşlar. Ve sorunumu çözeyim. Gördüğünüz üzere şöyle bir bölüm oluştu. Şu içerik bana gerekmiyor. Body kısmı bu. Ve bundan sonrasında kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü rolların bittiği yerler benim için. Şey gitme. Şurayı silsem beni kurtarır diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bir yanlışlık yaptım. Color sistemin row'u bir de bunun dörtlüsü var. Şimdi kapatırsam. Düşünüyorum. Temizlik de ayrı bir yoruculuğa sahip. Düşünüyorum. Yine yanlış mı sildim? Evet, yanlış silmişim arkadaşlar. Project card example, content column. Body. Card body'yi silelim. Böyle böleceğiz gibi geliyor bana. Gerçi bana gereken bölümü siliyorum şu an. Burayla işim yok. Yavaş yavaş şurayla işlerimi halledeyim. Şu kısmı sildim. Project Card. Sonra Color System. Bu mu acaba? Şöyle bir şey yapsam. Burada da bir hata yaptım. Evet, şurayı tamamladım.
Galiba istediğim görüntüyü elde edeceğim şimdi. Evet, istediğim görüntü arkadaşlar şu an elde ettim. Buraya şey diyebilirim, genel ayarlar benzeri bir şey yazabilirim. Hatta get bootstrap diyeyim arkadaşlar. Şuradan breadcrumb yapabilirim arkadaşlar. Şu yapıyı direkt kullanayım. Şu an bana ikilisi, üçlüsü gerekiyor. Şuraya herhangi bir isim şey yazmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu kısmı ortadan kaldırıyorum. Evet, gayet hoş. Şu arkadaş da şura gibi olsun. 12'nin içerisinde olsun. Ön sayfa. Admin. Ayarlar. Settings. Admin içerisindeki settings. Logo güncelleyelim arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Hemen şuraya da logo içeriği koyalım. Şurada herhangi bir şey var mı? Böyle ilgili bir şeyimiz var mı? Böyle ilgili de bir şeyimiz yok. Şöyle bir şeyler yapsam şey diyecek mi bana? Oo, süper. Burayı da arkadaşlar aktif bir şekilde kullanabiliriz ileride.
ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Font Awesome ile ilgili sıkıntı mı yaşıyoruz acaba? Çünkü Font Awesome istiyor burada. Yani Font Awesome ile ilgili sıkıntı yaşamamak için arkadaşlar şey yapabiliriz. Font Awesome CDN diyebiliriz arkadaşlar. Da var zaten. Bakalım orayla ilgili sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ne yapıyorduk? Bunu Hidra yerleştiriyoruz. Evet, bu arkadaş Blender'ın içerisinde almaya çalışıyor. Blender klasörü var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Bunun sıkıntısını da çözmeye çalışalım. Admin'in içerisinde Blender diyeceğiz buraya. O yüzden görmüyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bir daha deneyelim. Olmadı. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi geldi her şey. Okey. Şurayı unutmuşuz. Tamam, şeyi de kopyalamamıza gerek kalmadı. Evet, şu an böyle bir bölümümüz de var. İsterse işimize yararsa arkadaşlar ne yapacağız? Kullanacağız burayı da. İstediğimiz zaman aktif, istediğimiz zaman pasif yapabiliriz burayı. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu pasife dönüştürelim. Şu an bir şeyimiz yok çünkü. Bu bunun, bu bunun, bu da bunun. Hopa. Evet. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş işlerimizi gerçekleştirelim. Bir sıkıntı oldu. Komik bir şey yaptı. Arkadaş, bunu şuradan şuraya olacak. Tamam şimdi. Diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle login'deki arkadaşlar form kısmını direkt alalım. Neredeyim? Şuradayım. Kalp diye direkt bu arkadaşı gömelim bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada bu modeli almamış mıyız? Hemen modelimizi de alalım arkadaşlar. Add model e-ticaret nokta models nokta şuradan index bir modelden de bu arkadaşı da almış olduk. Evet. Şöyle bir yapı oluşmuş oldu arkadaşlar. Biz logo güncelledi. Ne yapacağız arkadaşlar? Logomuzun resmini koyacağız şuraya. Sonra da bu arkadaşı güncelle diyeceğiz. Bu kadar basit bir faal yapısıyla güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz.
Şuradan e-mailim yok arkadaşlar. Mecburen ne yapacağım burada? E-mail olayına gireceğim. Bir de fail göndereceğim. Şuradan type'ı fail yapayım şuraya. Logo seçiniz diyelim arkadaşlar. Şey yapabiliriz. Logomuzun genişlik ve yükseklik bilgilerini ayarlayabiliriz arkadaşlar istersek. O şekilde de işlemimizi yapabiliriz. Şuradan password'u iptal edip logoya genişlik ve yükseklik bilgisi ekleyelim. Bu arada bu arkadaş boş geçilemez olsun. Kayıt olsun arkadaşlar. Bunu da halledelim bir. Şuna bir eklememize gerek var mı? Bir. Şu anki görüntüye bir bakalım nedir durumumuz diye. Biraz enteresan geldi. Font kontrol user'ı bir sileyim. Şimdi sistem ne olacak bakayım bir. Evet, şöyle bir şey daha mantıklı geldi bana. İşte şey değerleri varsa, içerik değerleri varsa buradan değiştireceğim. Mesela şöyle diyeceğim ki genişlik diyeceğim. İsmi de logo. Widget olsun. Sitenin içerisinde logo bir değeri vardı galiba. Type text olacak. Sitenin içerisinde logo widget olsun. Bakalım öyle bir şeyimiz var mıydı arkadaşlar? Yükseklik ve genişlik değeri vermiş miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Evet, logo widget ve logo hit değeri vermişim ne olur ne olmaz diye. Çok güzel. Bu form grubun içerisinde arkadaşlar iki tane yapı olarak bu arkadaşları yan yana koyayım. Bir row yapısı içerisinde alayım şunları. Hatta şuraya bakayım bir bu script'te get bootstrap Components logo group font group
Son kontrollere bakalım arkadaşlar. Home yerleşimlerine bakalım. Ekstra farklı bir görünüm sağlayabilir miyim diye yapıyorum. Yine bizim genel row ve kol mantığıyla gidiyor arkadaşlar. O şekilde gerçekleştirelim. Bunu şöyle bir şey yapalım. Bir gibi oluşturalım. Class call sm 3 diyelim. Form grubu direkt bu arkadaşın içerisine atalım. Bir tane daha oluşturalım. Buraya da hit değerini verelim. Şöyle bir değer oldu arkadaşlar. Buraya bir tane bundan bir tane koyalım. Buraya da çarpı koyalım arkadaşlar. Şu değere şu değer diye. Genişlik diyelim şuraya. Şuraya da yükseklik diyelim. İsteğe bağlı. Yazalım arkadaşlar. Yani belli bir genişlik ve yükseklik değeri istiyorsa biz ne yapacağız? Onu bir sonraki sayfada düzenleyeceğiz arkadaşlar. Resmi seçtirdim. Genişlik ve yükseklik değerini aldırdım. Bu şekilde işlemleri gerçekleştireceğim. Buraya yükle diyelim arkadaşlar. Bu şekilde yükleme işlemini de gerçekleştirebiliriz. Şuraya da bari logoyu getirelim. Şöyle bir div oluşturup class role diyelim.
İmece sadece upload içerisinde image'in içerisinde at model nokta site nokta logo image nokta at model nokta site nokta logo extension diyelim arkadaşlar. Logoyu da buraya getirelim bari. M5 diyelim class'a. Bu şekilde logomuzu da görüntüledik. M3'te kurtarır gibi geliyor. Margin veriyorum burada. Evet. Bu şekilde arkadaşlar var olan logoyu görüntüledik. Dosya seç aktivitesi gerçekleştirdik. Dosya seçtiğinde belli bir genişlik yükseklik değeri verirsek arkadaşlar buna göre revize edecek. Vermesek de hiçbir şey gerçekleştirmeyecek. Şu veri çok büyük gibi geldi bana. Bunu 6 ile sınırlandırıp şuraya koyabiliriz diye düşündüm. Hadi yapalım. Bir div içerisine class row yapalım. Bir divin içerisine class all cm6 yapsak yeterli.